Yeniden herkese merhabalar. Girişimci kadınlarımızın başarı dolu hayat hikayelerini anlattığımız bu güzel programımızda bugün de Merve Dölek hanımefendinin işletmesine geldik ve şimdi kendisini tanıyacağız. Merhabalar Merve Hanım. Merhaba. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Sağ olsun. Nasılsınız? Teşekkürler. Bizler deyiz. Bizi işletmenize kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ne demek? Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sizi biraz tanıyabilir miyim? İsmim Merve Dölek, evliyim, iki çocuk sahibiyim, Aksaraylıyım. Allah bağışlasın. İki yıldır da yaklaşık bu işletmeyi işletiyorum. Güzel bir işletmeniz var, gerçekten çok şirin. Burada ne iş yapıyorsunuz efendim? Bir tanem burada, daha doğrusu doğum gününe yönelik açtım ben ama işte küçük çaplı kına, söz, nişan, o tür organizasyonlara da ev sahipliği yapıyoruz. Yani diyelim ki bir doğum günü, işte kına, sünnet, o tür organizasyonlarda A'dan Z'ye, pastasından profesyonel fotoğraf çekimine, organizasyonuna her şeyi karşılıyoruz. Her şeyi size ait. Aynen öyle. Size sadece gelmeleri yeterli. Kesinlikle. Peki efendim, bu işi yapmaya nasıl karar verdiniz? Ben bu işi yapmaya, kızım 8 yaşında bu arada, kızımın diş buğdayıyla başladım. İşte ona ufak tefek bir pastasıydı, kurabiyesiydi, diş buğdayını onu yaparak başladım. Etraftaki tabii ki arkadaşlara, eş dost, ona ücretsiz işte pastalarını yapıyordum, özel günlerini süslüyordum. Daha sonra işte yapa yapa kendimi geliştirdim ve hayalimde böyle bir iş yeri açmak vardı işin açıkçası. Önce devletimizin desteğiyle, Postgrep'ten destek aldım. Daha sonra babamın büyük bir desteğiyle bu iş yerini açtım. Kaç yıldır burayı işletiyorsunuz? Bu üçüncü yılımız. Üçüncü yılınız efendim. Peki sizin hikayeniz vardır eminim. Her kadın ya da her girişimci bir hikayeye başlarken, bir işe başlarken mutlaka geride bir hikayesi vardır. Tabii ben ki. De sizin hikayenizi merak ediyorum. Nasıl karar verdiniz? Bu süreç nasıl ilerledi? Bir tanem, ben yaklaşık 12 yıldır sağlık sektöründe eczanede çalıştım. Ama bu süreçte hep işte profesyonel olmasa da işte pastalar, organizasyonlar, o işte ilgileniyordum. Ve ileride büyük bir hayalimdi hani böyle bir işletme açıp işte doğum günü organizasyonları, pastasıydı, kurabiyesi, her şeyini A'dan Z'ye karşılama gibi bir hayalim. Eşimin ilk desteği ve en büyük destek tabii ki babamın desteğiyle böyle bir iş yerini açtım. Hayalimdi, hayalime babamın ve dediğim gibi devletimiz sağ olsun Koskep'in desteğiyle hayalime kavuştum. Şu an için iyi gidiyoruz. İnşallah hani bu şekilde devam eder. Zorlu bir süreçteyiz. Tabii ki pandemi dönemine de denk geldi. Sıkıntılar yaşadınız mı bu süreçte? Ya tabii ki. Şimdi benim çok büyük sıkıntı yaşadım. İlk açtım. Dediğim gibi bu üçüncü yılımız. İlk açtık. Her şey çok güzel giderken benim babam çok büyük desteğini ve babam ağır bir felç geçirdi 3 ay sonra. Geçmiş olsun efendim. Biz 6 ay bir ara vermek zorunda kaldık. Hani geliyordum gidiyordum ama organizasyonları alamıyordum tabii ki. Şu an babam tam toparlanamadı ama çok şükür hani sağlıklı. Aynen, hani biz işimize kaldığımız yerden devam ediyoruz ama bu yıl da pandemi böyle yolumuzu kapattı. Ya yani 2 yıldır sağlıkla deneniyorum. İnşallah bundan sonra daha iyi olur. İnşallah efendim. Hayata ama önce... hiçbir şekilde pes etmedim. Yani dediğim gibi hayalimdeki bir meslekti ve gerçekten terapi gibi oluyor bana. Pasta yapmak, işte organizasyon hazırlamak. Hazırlarken çok mutlu oluyorum. O yüzden hiç pes etmedim. Büyük bir zevkle yapıyorsunuz. Kesinlikle. İşletmenizi birazdan geleceğim ama gerçekten çok güzel şeyler var. Her şeyi düşünülmüş bir şey yaparken, bir organizasyon tabii yaparken. Kına malzemeleri, tahtlarından, balonlar, doğum günleri için. Taleplerde fazla duyduğumuza göre de siz de gerçekten tercih edilen işini hayatınızda başarılı bir insansınız. Ya çok sağ olun. Her zaman da başarılarınızın daim olmasını diliyorum. Çok teşekkür diliyorum. Ederim. Hani geri dönüş, hiç olumsuz dönüş olmadı çok şükür. Ben de zaten hani benim en büyük reklamımı müşterilerim yapıyor. Yani ben buradan size mutlu ayırmak için elimden geleni yapıyorum. Fısıltı gazetesi diyorum. Ya, aynen öyle, aynen. Kulaktan kulağa yayılıyor. Kesinlikle. Ve gerçekten çok güzel işler başarıyorsunuz. Çok sağ olun. Değerli izleyicilerimiz, sizin de eğer bir organizasyon işiniz olursa Merve Hanım'ın yanına gelip bütün işlerinizi halledip bu iş yerinden çıkabilirsiniz. Çok güzel doğum günü konseptleri hazırlıyor, kına konseptleri hazırlıyor, nişan kına masaları hazırlıyor. Gelip tercih edebilirsiniz. Şimdi iş yerini gezeceğiz ve size neler yaptığını göstereceğiz. İsterseniz beraber gezelim mi bakalım? Tabii ki, tabii ki bir tane. Doğum günü masamızdan isterseniz başlayabiliriz. Tamam. Bir tane, hani dediğim gibi organizasyonda konsept süsleme dahil, işte konseptin uygun pastası, cupcake'i, kek kokusu. Pastalarını da siz yapıyorsunuz. Tabii tabii, yani hani dışarıdan zaten kabul etmiyorum işin açıkçası. Çünkü her şeyi kendim yaptığım için her şeyi bir bütün olarak kendim bitireyim istiyorum, kendim tamamlayayım istiyorum. Organizasyonun bir bütünlük sağlaması için elimden geldiğince şık bir şekilde hani misafirlerime masalarını hazırlıyorum. Çok güzel gerçekten. Hepsi ince ince düşünülmüş detaylar var burada. Yine içeceğimiz, yine konseptimize uyması için hani doğal gıda boyalarıyla renklendiriyoruz. Yine aynı şekilde balonlarımız. Hepsi rengarenk, uyumlular. Kesinlikle. Burada bir kına tahtı görüyorum. Kına organizasyonlarını hani dediğim gibi işte Nedime kaftanlarından, damatlarımızın işte son zamanlarda çok popüler olan işte kafta, fes ve yelek, davul,
Onların hepsini karşılıyorum. Yani kına organizasyonunda gelen misafirimiz hiçbir şey getirmiyor. Dağıtmalık kınasına, kuru yemişine, içeceğine kadar mekanımızda her şeyi karşılıyoruz. Her şeyi size ait. Aynen. Burada da bir nişan masası var, onu görüyorum. Evet, evet bir tane. Hani nişan, söz, yine maket pasta şeklinde de mesela masalarımızı renklendirmek için maket pastaları da hazırlıyorum. Her şeyi size ait bu tasarımların, evet, değil aynen, mi? Aynen, her şeyi birebir kendim ilgileniyorum. Zaten kendim yapıyorum. Bu maket pastamız. Hani masalarımızı kiraya verirken maket pastasını da içinde gönderiyoruz. Ama çok hani güzel. İsteyen tabii ki işte müşterilerimize gerçek pasta da yapıyorum. Diledikleri renkte, diledikleri tabii. Şekilde oluyor. Aynen, aynen. Konsepte hani onlar belirliyor. Kıyafetine uygun, işte abla şu renk olsun. Ben müşteri ne isterse ona uygun şekilde pastasını ve konseptini hazırlıyorum. Gerçekten çok güzel. Ellerinize, emeğinize sağlık. Rica ederim. Çok ince ve zarif bir düşünce bence bunu yapabilmek. Teşekkür ederim. Buralarısı da davet masası değil mi? Evet evet. Hani misafirlerimizin ikramlıklarını hazırladığımız misafirlere özel davet masamız. Kaç kişilik alabiliyorsunuz en çok kişilerinizde? İçeriye en fazla 80 kişi. Bahçemize de en fazla 100 kişi davet edebiliyoruz. Ama hani bu pandemi süresince tabii ki sadece bahçeyi kullanıyoruz. İçeriği daha çok işte nişan masası, organizasyon masasını kurup misafirlerimizi bahçemizde ağırlıyoruz. Gerçekten rengarenk insanın içi açılıyor girdiği zaman. Her köşede farklı bir detay, farklı bir incelik var. Ellerinize, emeğinize sağlık. Çocukların da çok hoşuna gidiyordur tabii buraya geldikleri zaman doğum günlerinde. Tabii doğum günü organizasyonlarında mesela mutlaka palyaçomuz oluyor. Hani çocukları eğlendirmesi açısından onlardan da ekstra ücret almıyorum müşterilerimden. O da bizim hediyemiz oluyor. Çok güzel. Hem insanlara daha cazip geliyor. O şekilde yine çocuklarımızın hani böyle geldikleri zaman oynamalar için işte boyama, kalem onlara da koyuyorum oraya. Yani çocuklar vakit geçirsin. Eşi kaktüs ve sukulent satan beyefendiye sürpriz bir pasta yaptık. Hanımefendinin isteği üzerine saksı şekli vereceğiz. Ve inşallah akşam masamızı süsleyecek. Değerli izleyicilerimiz, Merve Hanım'ın işletmesini gezdim. Gerçekten çok güzel, kendisi pastalar da yapıyor. Onları da gösterdi bizlere. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Merve Hanım, son olarak bir şey sormak istiyorum. Siz bu işi çok güzel yapıyorsunuz. Peki faydasını görüyorsunuz değil mi bu yaptığınız tabii işin? Tabii ki, kesinlikle. Dedim ya hani şöyle, manevi yönden bana bir terapi gibi oluyor zaten. Ve insanları buradan mutlu göndermek beni ayrıca mutlu ediyor. Şu var. Hayallerimi gerçekleştirmek tabii ki paha biçilmez bir mutluluk. O daha çok mutlu ediyor sizi. Peki seyircilerimiz için siz de bir girişimci kadın olun. Ben bu zorlukları yendim. Siz de yenebilirsiniz diyor musunuz? Neler söylemek istersiniz? Tabii kesinlikle yani herkesin hayalinin peşinden gitmesini canı gönülden destekliyorum. Ve hiçbir şekilde pes etmeden insan sadece kendine güvenerek yol alsın. Çok teşekkür ediyorum Merve Hanım. Belediye Başkanımız Sayın Evren Dinçeri de bugün aslında size çok küçük hediyesi ederim. Var. Güzel çok günlerde kullanın çok efendim. Çok sağ olun. Rica ederiz efendim. Çok da selamlarını getirdik sizlere. Çok teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Değerli izleyicilerimiz, bugünkü benim hikayem de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizler her pazartesi saat 19 gösterdiğinde Aksaray Belediyesi Web TV ekranlarında olacağız. Programlarımızın tekrarlarını Aksaray Belediyesi Web TV YouTube kanalımızdan veya Facebook adreslerimizden izleyebilirsiniz. Ben de girişimci bir kadının benim yanıma da gel diyorsanız iletişim adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Şimdiden iyi bayramlar efendim. Hoşça kalın.